Selam, kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Bugün daha önce bahsettiğim bir tane videomun ikincisini çekiyorum. Yine birkaç ürün eklendi. Zaten bayağı ürün vardı, o yüzden ikiye bölmüştüm. Lafı fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Şimdi hazırsak hemen başlıyorum. İlk ürünüm. Bu tabii ki yine olmazsa olmaz. bu ürünle yani anlatmama gerek yok bence bu ürünü. Zaten bilmeyen yok artık. Benim tanışmamda çok enteresan bir şekilde, çok random bir şekilde olmuştu. Yani metnini bilmeden almıştım. Ama daha sonrasında işte zaten iyi bir ürün, zaten bilinen bir ürün olduğunu anladım ve memnun kaldığım için de almaya devam ettim. Yani 5 mi oldu, 6 mı oldu artık, kaçıncı oldu bilmiyorum. Diğeri de yarısında. O da yakında biter zaten. Böyle. İlk ürünüm böyleydi. İkinci ürünüm yine bir deodorant. Çok deodorant bitirmişim. Bu Watson's'ın kendi markasının bir deodorantı. Bu spor salonuna gittiğim bir yaz kullanmıştım bunu. Yani en çok o zaman kullanmıştım. O yüzden bu koku direkt bana o yazı ve işte o cimi hatırlatıyor. Alüminyum falan yazmıyor içinde, bilmiyorum. Yani aşırı etkili bir şey değildi ama yani fiyatına ve işte markasızlığına göre aslında fena da bir ürün değildi. Öyle hatırlıyorum. Sonra tabii ki şampuan. Ben Head & Shoulders'ı uzun zamandır kullanıyorum severek. Çünkü benim kepek problemim vardı. Aynı zamanda işte dökülmedir, yıpranmadır, bilmem ne problemleri de var ama hani kepek problemi benim için hani estetik olarak da kötü görünen bir şey olduğu için en öncelik yani ona veriyordum. Önceliği o probleme veriyordum. Ona yönelik bir şeyler alıyordum. Zaten Head & Shoulders'ın bütün şampuanları kepeğe karşı. Bu da işte bu Supreme serisinden. Ben bunu güç ve nem olanını kullandım. Mor olanı da kullanmış olabilirim. Üçünü de kullandım galiba bunun. En çok nem olanından galiba memnun kaldım ben. Arada böyle işte şampuan değiştirmemin sebebi ben yani uzun süre bir şampuanı kullandığımda artık saçıma iyi gelmemeye başlıyor. Bu şey gibi hani çok antibiyotik kullandığınızda bir yerden sonra etki etmemesi gibi bir şey. Saçım alışıyor herhalde ve artık o şeyi ilk randımanı alamıyorum. O yüzden böyle İşte 2-3 ayda bir şampuanı değiştirmem gerekiyor. Yoksa hani çok değiştireceğim bir şey değil bu. Bu işte değiştirmem gerekiyor dediğim evrede nem, güç, işte diğeri neydi hatırlamıyorum. Onların arasında değişiklik yapmaya başladım. Bir yerden sonra o da yemedi. Sonra zaten başka şampuanları denemeye başladım. Sonra bu benim Garnier'in bu işte hyaluronik aloe jel formundaki nemlendiricisi. Bu benim en sevdiğim nemlendiricim oldu. Yani şey hissettiriyor. Bir arkadaşıma denettiğimde o demişti. Ben de gerçekten öyle falan olmuştum. Cildime iyi bir şey yaptığımı hissettiriyor. Ya hani böyle krem sürersiniz de hani böyle sanki gözeneklerinize giriyor o, sanki böyle bir katman olmuş falan gibi hissettirir ya. Bu öyle hissettirmiyor. Yani jel formda olmasının avantajı var diye düşünüyorum böyle hissettirmesinde. Çok güzel bir ürün. Gerçekten de hani cildime iyi bir şey yapıyormuşum gibi hissettiriyor. Sevdiğim bir ürün. Güzel yani. Ben bunu daha çok böyle yazın kullanmayı seviyorum. Yazın hiç ağırlık hissettirmiyor çünkü cildimde ve parlaklık sağlıyor baya. Çok güzel. Daha fazla övmeyeceğim yeter. Sonra bu Inecto. Inecto. Bu markayı okumaya çalışmayacaktım. Çok büyük hata yaptım şu an. Bu kokonatlı saç yağı. Bu vegan bir ürün bu arada. Çok güzel kokuyor bu. İnanılmaz güzel kokuyor ve saça gerçekten bir parlaklık veriyor yani. Zaten saç yağlarından ne beklemem gerektiğini ben bilmiyorum açıkçası. Ama bu mesela parlaklık veriyordu ve benim hoşuma giden bir şey bu. Yani güzel görünüyor saçım bunu sürdükten sonra. Bir dönem galiba yok oldu bu.
Bir dönem dediğim bu arada 1,5 yıl önce falan, 1,5-2, hatta belki 2,5 yıl önce. Her yerde ben bunu arıyordum. Gratisten de satılıyor bu arada bu marka, bilmiyorsanız. Her yerde bunu arıyordum, asla bulamıyordum. Sonra işte Pantene'in yağlarına falan geçtim. Ama bunun o parlaklık etkisi, bilmiyorum, daha bir farklı sanki. İndirimde 18 lira falandı bu, hala öyle mi bilmiyorum. Çok güzel kokan, işte vegan, saça parlaklık veren güzel bir saç yağı. Önerim. Sonra, nereden devam edeyim? Ha. Boncuk Ada. Sezonun boncuk adası. Bendeki kirli olan, yeşilli olan. Bunun bir de kömürlü siyah versiyonu var. Boncuk Ada kullanmayı sevdim ben. Yani pratik bir şey bence. Ve bu işte ağda kızarıklığı falan da bırakmıyor. Yani benim cildime özel bir şey olduğunu düşünmüyorum bunu. Çünkü normal işte sıra ağda bantları olsun ya da işte kuaförler yaptığımız ağdalar falan olsun, onlarda hep bir hani şey kalıyordu, kızarıklık falan. Bildiğimiz ağda şeyi işte, etkisi. Ama bunda hiç öyle bir şey olmadı. Diğer markaların boncuk ağlarını denemedim. Sesudan memnun olduğum için oradan devam ediyorum. Şeyini de kullandım bu arada. O işte siyah kömürlü olan dediğim. İkisinin arasında fark yok bence. Çok yok diyecektim ama yok bence direkt. Yani istediğiniz çeşidini çekin alın. Bence çok kullanışlı, çok güzel. Denemeniz gereken bir şey. Öyle. Pratik ya. En başta pratik. Sonra birkaç tane maskeden bahsedeceğim. Ben böyle işte Watson's'a falan girdiğimde hani maske çeşitleri denemeyi falan seviyorum. Hoşuma gidiyor öyle. Laf olsun diye. Arada kendime şey, ödül. Bu da fırında. Okumayacağım ya. Bu marka. bu blueberry'li olan. Bunun bir de galiba portakallı olanı vardı. O da işte aydınlatma falan özellikliydi. Bu da nemlendirme özellikli. Yani bu da normal bir kağıt maske aslında. Bu da yani cildi nemlendiriyor. Böyle bu da. Yani arada indirimleri falan oluyor. Öyle deneyin yani siz de. Kendinizi iyi hissedin denerken falan. Şu Garnier'in, şöyle tutacağım. Ne bu? Onarıcı maske. Nem sıkan için. Belki nem sorunum var. Ters tutacağım ama ya öyle açılıyordu. Şöyle tutayım. Neyse. Bunda şöyle bir sorun var. Ben bunu da hani kağıt maske zannederek almıştım. Ama bu kağıt maske değilmiş. Yani böyle bir ambalajın içinde nemlendirici gibi bir şeymiş. Şeyin, ürünün rengi turuncu. Bunda yaşadığım en büyük sorun, ürünü yüzüme sürdüğünde yüzümün de turunculaşması. Ve bence bende sivilce yaptı. Yani ağır bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ve yağlı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ve yüzümü turunculaştırdığı için gereksiz de bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani memnun kalan illaki vardır ama ben kalmadım. İçinde hala ürün var ama kullanmayacağım. Atıyorum artık. Bayağıdır açık zaten. Sonra, bu kadar kağıt maskeden sonra gerçekten çok sevdiğim bir kağıt maskeye geçiyorum. Çok enteresan ama Watsons'ın kendi markasının. Böyle işte bu maskeleri toparladığında, yine böyle bir maskeyi alma heyecanı geldiğinde bana ve kasiyerin de işte bunlar da indirimde, bakmak isterseniz falan dediği ve aldığım, hani bu şekilde aldığım bir ürün. Bunun dışında aldığım şeyler ehken bundan o kadar memnun kaldım ki. Gerçekten kaderin bir cilvesi. Bu dediğim gibi Watsons'ın kendi markasının işte incir içeren bir kağıt maskesi. Beyazlaştırma ve nemlendirme vaadi var. Benim cildimi düzeltmemde o kadar yardım oldu ki bana. Yani bir kere kullandım ben bunu sadece ve cildimin o günden sonra böyle düzelmeye başladığını hissettim. Yani bilmiyorum, bir kere kullandığım bir ürün tesadüf müydü bilmiyorum ama bu maskenin yeri bende çok ayrı. Çok güzel. Bunu bayağı sevmiştim ve dediğim gibi işte kasa arkası ürünü olduğu için 3,5 liraya almıştım ben bunu.
O da enteresan. Şu anda da 8,5 lira orijinal fiyatı. Sonra yani bunun hakkında çok konuşmayacağım. Realtekniks'in bir süngeri. Bu şey bir kısmı düz olan süngerlerden. Sorunu küflenmesi tabii ki. Uzun zamanla kullanmadım galiba ben bunu. Hemen küflenmeye başladı. Şeklini falan seviyordum açıkçası ama yani bilmiyorum. Gidiyor çöpe. Şimdi geldik Karyon'un bu oje matlaştırıcısına. Ben hayatımda bu kadar işe yaramayan bir şey görmedim. Böyle bir giriş yapmak istemezdim bu ürünle ilgili ama çok kısaca şöyle anlatacağım. Hemen zaten yani ne kadar işe yaramaz bir ürün olduğunu anlayacaksınız. Şimdi ojelerimi sürüyorum ya. Sonra mesela buradan başlıyorum. Bunu sürüyorum. Bu matlaşıyor. Çok güzel. Sonra buna geçiyorum. Buna geçiyorum. Buna geçiyorum. Buna geçiyorum. Hiçbiri matlaşmıyor. Sadece bu mat oluyor günün sonunda. Ve bu çok sinir bozucu. Bilmiyorum yani nasıl kullanmam gerekiyordu. Hani bundan memnun olan var mı? Sorun bende mi? Hiçbir fikrim yok. Ama gerçekten gördüğüm en kötü ürünlerden biri yani. Daha fazla gömmeyeceğim yeter. Daha sonra bu Clarins'in 50 koruma faktörlü, SPF 50 nasıl deniyor bu? 100 güneş kremi. Ben bunu 2 yaz önce aldım. 2 yaz önce 125 liraya almıştım hatırlıyorum. Şu an ne kadar hiçbir fikrim yok. Ay. Yaz kokuyor yani ama bunda da şöyle bir sıkıntı var. Aynı şu maskede olduğu gibi, şu anlattığım maskede. Böyle sanki bütün cildime böyle aşırı yağlı, işte bütün gözeneklerime dolacak, böyle kötü bir şey sürüyormuşum gibi. Yüzüme o ağırlık hissini verdiği için bir de yaz yani 40 derece hava. Çok sevemedim, çok kullanamadım maalesef. Aramızdan ayrıldım. Sonra geldik Pantene'in bu koruyucu keratin maskesine. Bir ara böyle ben saç bakımı yapmayı bir özendim. O yüzden böyle bir şeyler toparladım falan. Bunu sevdim bu arada. Yani saçlarımı gerçekten yumuşacık yapıyor. Ve hani çok kolay taramamı sağlıyor. O yüzden çok sevmiştim bu ürünü. Fiyatına falan da bakınca yani tekrar tekrar alırım ben bunu. 18 lira mıydı neydi indirimde? Bayağı sevdim ve yani bayağı da gidiyor aslında. Ben işte 2-3 günde bir mi kullandım? 2 banyoda bir kullandım işte. Ve 2 ay falan gitti bu bana. Hatta belki daha uzun süre. Yani sevdim. Tekrar alırım bence ben bunu. Saçlarımı o yumuşacık yapmasını sevdim ve kokusu zaten çok güzel. Son 2 ürünüm kaldı. Bunların piyasada şu an olmadığını düşünüyorum. O yüzden çok kısa keseceğim. Bu Biolis'in böyle damlalıklı bir abla vardı. Onlardan benimki hangi numaraymış? 225 rengiymiş. Çok seviyordum vallahi. Benim allık sevdamı başlatan şey bu üründü. Bayağı severek kullanmıştım zamanında ama çok hızlı kurudu. Bunun tek sorunu oydu yani. İçinde aslında hala ürün var. Ama kupkuru. Yani kullanılacak halde değil. Onun dışında bir sorunu yoktu. Gayet güzel renk veriyordu. Seviyordum kendisini. Sonra bu ürün de yok bence artık piyasada yani hiç görmedim. Flormer'ın grafiti ojesi. Çatlak oje bu. Yani işte altına bir şey sürüyorsunuz. Sonra üstüne bunu sürüyorsunuz. Oje kururken çatlıyor böyle. Çatlak çatlak bir görüntü. Bir zamanlar güzeldi. Almışım ben de. Güzel olduğu için. Sonradan işte kurudu, bozuldu, bir şeyler oldu. Kullanmıyoruz artık. Modası da geçti zaten. Böyle. Bu kadar ürünlerim. Yine bayağı bir şey bitirmişim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, yorum bırakmayı, kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.